Evde bıçak silindi. Yarın kızıma gideceğim. Evimi şöyle pırıl pırıl bırakmak istiyorum. Hiçbir yer kalmadı silinmedik. Makinamız da çalışıyor. İş kıyafetlerini yıkıyorum eşimin. Bu gece kurutmam lazım onları. Ocakta suyumu söndürdüm mü acaba? Evet, yemek için su koydum, söndürmüşüm. Ve ne yapıyorum? Son artık temizlikte, derileri de sildim. Balkona çıkıyorum. Balkonumu da siliyorum. Ve bir Türk kahvesi yapıp içiyorum. İlk güzelce bir süpürdüm tabii ki evimi. Tozlarımı aldım. En sonunda şöyle siliyorum. Pırıl pırıl yapıyorum. Ve çıkıp Türk kahvemi içiyorum. Bak hemen pislemişler, gördünüz mü? Ben ne yapayım şimdi? Her tarafı pislik. Ben bütün gün temizlesem ne olacak? Kuş pisliğinden geçirmeyen biri. Yani uğraş dur koca. Sen daha arkana dönüyorsun, pisliyorlar. Şimdi onları bir bezle aldıralım, ondan sonra silelim. Bir adam oraya vuramam şimdi bok içine, kuş bok içine. Vallahi sinirimden ne diyeceğimi bilmiyorum. Yok böyle bir dünya. Suyuma bak, pırıl pırıl. Bir günde bir temizlenen evde pislik çıkar mı? Çıkmaz. Beni sinir eden kuşlar. Arka taraf kediler. Onların pislik sinir bitmiyor. Balkonun altını göstereyim sizlere. Bak, bak kuşlara burada bak bak bak. Burası onların yuvaları. Kuşların. Bir de yağmur yağdı mı siz düşünün, kokuyor. Kümes gibi kokuyor, kümes. Bildiğin kümes. Sinirlenince artık kollarım uyuşmuş sinirden. Benim gibi bir insana böyle bir evden geldi. Pırıl pırıl yapıyorum. Hep de öyle kalsın istiyor. Hiç batmaz. Ben kendimi yoruyorum ama benim de rahatlama yöntemim böyle. Şimdi bir silip alıp bunları alalım burada. Daha sonra orayı da silelim. Of anam of. Bitmeyen işler. Ya da benim bitmiyor. Ben bitmiyorum. Her gözüm bitiyor. Benim bitmiyor. Silip hem de burasını silip böyle alayım o kuş boklarını. Ziyan etmeyelim. Bu zaten her gün silinen evde toz olur mu Allah? Böyle elleniyor ya. Mikrop vardır diye hepsileri çekmeceleri de öyle tutma silmeden. El dokunan her yer haliyle batıyor. Şimdi silipimizi kuş boklarına ziyan edebiliriz.
yapıyorum. Şöyle alıyorum. Ve güledanla siliyorum. Bunu buraya koyalım. Giderken alacağım. Meşgum aradı. Anneciğim ne yapıyorsun? Dedim anneciğim ne yapabilir? Tabii diyor bana geleceksin ya evin temiz kalsın. Sanki çok batık o evin diyor bana. Gelsen bana anlat meşgum onu. İlla temizleyecek anan evini. Böyle gidecek. Gidemem başka türlü. Bileceğim ki evim tertemiz. Temizlik bitti mi bile adamı çamaşır suyuna yıkıyorum. Tertemiz bırakıyorum. Burayı tabii bir su daha siliyorum. Mermeri. Burası da leke var, çıkmıyor leke. Melekesi ise olmuş zamanla. Aman aman yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bir de zaman alıp ne yapıyorum? Tabii ki gidiyorum banyoda yıkamaya bir adam. Neyse atalım. Bunlar da eşime yaptığım sabah sütlü biber tavaları. Bunları makinede yıkamıyorum. Alüminyon ya. Kararma yapıyor. Bitmiyor anacığım. Yapacağım dedim mi işiniz bitmiyor. Ya da ben bitiremiyorum. Silip alalım bir tane de. Aynanın tozunu alalım. Yatak odası. Aa, sağlıksız diyorlar. Benim için fark etmez artık. Sağlık, sağlıksız. Yapacak bir şey yok. O da kolayımıza geliyor. Bir sürü iş arasında yeniden bez yıka, bez bilmem ne yap olmuyor. Ne yapıyoruz? Aynamızın tozunu alıyoruz. Heh bak. Kapı da kapanmış, ceylan yapmış. Azıcık ceylan yapsın. Evden şöyle mis gibi temiz havalar girsin. Türk kahvesini hak ettik bence. Öyle olunca tertemiz hemen tozlar alınıyor. Hiç bezimiz de batmıyor. Devamlı yaptığım için. Ve gidiyorum mutfağa. İlk önce villadamı yıkıyorum. Daha sonra da kahvemi yapıyorum. Temizlik bitti. Keyif kahvesini yapıyorum. Yorgunluk kahvesi. İşler bitti mi diye soracaksanız tabii ki yemek olmadı daha. Yemek yapacak. Bu zamana kadar olan eşime kahvaltı. Evi temizledim. Sildim, süpürdüm. Dünden biraz yemeğim var.
da bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım uyduracağız bir şeyler. Ama yoruldum. Başka bir şeye bakmadan kahvemi yapıyorum. Kahvem oldu. İnşallah güzel olmuştur. Bu yorgunluğa iyi gelsin. Bol köpüklü bir kahve. Güzel. İlla dolduracağım o fincanı. Abi dudak payı bırakmak yok bende. Her şeyi çok yaptığım gibi. Onu da çok yapıyorum işte. Bu da benim kötü huylarımdan birisi. Şimdi giderken korkarak götüreceğim. Dökülecek diye. Tabii ışıltımızı gösterelim. Fırıl fırıl, ışıl ışıl dire. Her taraf açık, havalanıyor. Ne yapıyoruz? Tabii ki temizlediğimiz balkona gidiyoruz. İnşallah ben gelene kadar kuşlar pislememiştir gene. Uyanalım. Her zamanki gibi. Suyunu da çıkarayım cebimde. Suyum hep yanımda gezer. Nasıl kahve? Mis gibi. Pırıl pırıl. Evde mis gibi kahve keyfi. Yanımda da hep bez gezdirdim. Ne olur ne olmaz böyle hemen batıyor çünkü. Hemen batıyor anında. Of anam. Of, niye hep anam diyoruz. Yorulduğumuz zaman da bir şey olduğu zaman da uf anam uf anam. Biraz mum tutturalım mı şöyle? Şu kıvama bak. Şu güzelliğe bak. Süt süt. Sütlü kahve gibi. Kahveyi de tadında içince güzel. Olmamış bir kahve içmek var. Bir de böyle görünce insanın iştahını açan bir kahve var. Ama ben tabii ki daha fazla konuşurken kahvemi soğutmayacağım. Ne yapacağım? Kahvemi alıp içeceğim. Ben bunu çoktan hak ettim. Akşam kahvemi yapıyorum. Normalde bunu gündüz söylüyorduk. Günün ilk kahvesi diye. Bugün üçüncü günü içemiyoruz öyle kahveyi. İçiyorum da paylaşamıyorum daha doğrusu. Gibi patates yemeğim de pişiyor. İşler de bitti. Ne yapıyoruz? Kahvemizi içiyoruz. Temizliğimiz oldu. Yemeğimiz oldu. Sıra şöyle çıkıp balkonda bir kahve içmeye kaldı.
Tabii bunda engel olmazsa şimdi işin ne olur? Tam kahveyi yapıyorum. Ocağın altında biraz kısalım. Sanki haberleşmişler gibi geliyorlar. Ne oluyor bu sefer? Ben kahvemi içemiyorum. Ehe, benim orkestra başlamış kargalar. Bak. Alıştık artık kargaların sesine. Bu saatlerde muhakkak çıkıyorlar. Evet, tam da bu saatlerde. Gökyüzü karga dolu. Şimdi ne yapıyorum? Şu manzaraya bakın. Tablo gibi. Gökyüzünün mavisi. Yeşillik. Tabii ki kahve. Kahvemi şöyle dumanını tüttüre tüttüre içiyorum. Manzaraya da kargaların sesi, manzara. Ben bunu canlı da içmem lazım ki sizlerle birlikte içelim güzel manzaramızı, kahvemizi. Bu da kapatalım. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum ve ben canlı yayına geçiyorum. Videomu da tekrar paylaşacağım akşam. Ama şuraya bakın, şu güzelliği görmeniz lazım. Kahvemi bir tarafta canlı yayında içtim. Bir taraftan da geldim, yine canlıyı kapattım. Yemeğimi kontrol ediyorum. Oh, nasıl mis gibi koktu patates yemeği. Harika. Eşim de geliyor, markete uğradı. Yemek de pişiyor. Ben ne yapıyorum? Tabii ki çamaşırlarımı sermeye gidiyorum. Çamaşırlarım var makinede. Yemeğimin servisini yapıyorum. Şu kıvama bakın. Mis, mis. Yanına da şöyle karışık turşumdan çıkardım yoğurt. Servis yapıyorum eşime. Dumanı tüte tüte. Mis gibi patates yemeği. Yemeğim pişti. Dumanı üstünde, tam kıvamında patates yemeği. Acı biberli. Acılı olunca da güzel oluyor. Mis gibi. Yanına da yoğurdunu çıkardım. Güzel yakışır yemeğe. Ve karışık turşu. Eşime mis gibi yemeğini hazırladım. Şimdi gelene kadar yetişti. Temizliği de yaptık. Yemeğimizi de yaptık. Ve her zamanki gibi ne diyoruz? Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Ve tadımını da yapıyoruz yemeğimize. Yalnız çok sıcak. Onun için fazla alamıyorum. Şöyle ben bir tadımını yapıyorum ve eşimi yemeğe çağırıyorum. O hep diyor çek videonu, ondan sonra ben geliyorum yemeğe. Bismillah diyelim. Süper. Her zamanki gibi süper. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Eşime de afiyet olsun.